Selam hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk Mücahit. Hocam bugün yine geçtiğimiz günlerde konuştuğumuz Fergani Uzay Şirketi'ni ele almaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz Fergani Uzay bölümünde neler konuşmuştuk? Temel anlamda takım uydular nedir? İşte yörünge transfer araçları ne işe yarar? Bu ikisinin birlikte oluşu bize neyi ifade ediyor? Bir balistik teknolojisiyle ilişkisine değinmiştik. Bu ve bunun gibi teknolojileri ele aldığımız böyle genel kapsamlı bir bölüm oldu. Fakat şunu fark ettik hocam, savunma sanayi ile ilişkisine pek değinmemişiz. Hatta bugün hem teknolojik anlamda biraz derinliklerine ineceğiz hem de en başta böyle bir savunma sanayi ile ilişkisine değineceğiz. Hocam direkt size soru yöneltmek istiyorum. Bir takım uyduğu teknolojisine sahip olan bir ülkenin, takım uyduları olan bir ülke ya da yörünge transfer aracı teknolojisine, bu araçlara sahip olan bir ülkenin savunma sanayisi ile ilgili bağlantısı ne olur, avantajı ne olur bu konuda? Öncelikle beni platforma davet ettiğin için teşekkür ederim Mücahit. Şimdi dediğin gibi geçen bölümde çok konuşma fırsatı olmamıştı. Ancak sizin bir takım uydunuz varsa, şimdi tabii yine burada da hemen ayrıntıya girmemiz lazım. İşte dediğimiz gibi yani Uluslararası Uzay İstasyonu'nda biraz daha yukarıda, işte yeryüzünden 500-600 kilometre bandında, o aralıkta bir yerde, yere çok yakın ama ISS'ten de biraz daha yukarıda bir yerde olduğunu varsayarak konuşuyoruz. Bunu tabii daha yukarı çıkarsam başka özellikler de gelecek. Şimdi burada birinci şey şudur ki biz nasıl bu takım uydulara bu özellikleri işte aşağıdan yükleyip gönderiyorsak yukarı bazı istihbari özellikler de katmak isteyeceğiz kuvvetle muhtemel. Yani gözlem yapma, orada ne oluyor ne bitiyor ya anlama ve araştırma gibi. Zaten herhalde herkes de kullanıyordur. Yani işte hepimizin cep telefonunda ya da bilgisayarında var değil mi? Yani işte Google Earth var, Yandex var. Bu insanlar bayağı bildiğiniz sizin sokaklarınızda geziyorlar, video alıyorlar, görüntü alıyorlar. Uydudan çekiyorlar. Yani bunları birleştiriyorlar ve tırnak içerisinde sana hizmet diye veriyor. Tabii bizden neler aldığını ayrıca tartışırız. Yani bu ortada. Yani dolayısıyla aynısını biz de yapabiliriz. Tabii ki bunu önce kendimiz için yapacağız. Bir önceki bölümde de konuştuğumuzu hatırlıyorum. İşte tarım çok önemli bir şey. Özellikle işte iklim değişikliğini gözlemek ve bizim kendi bölgemizde ve kendi özel egemenlik alanımızda ne olduğunu takip etmek. İşte akıntıları takip etmek, su sıcaklığını ölçmek uzaydan, bunların hepsini yapabiliyoruz. Bunlar zaten bize çok zaman kazandıran önemli şeyler. Şimdi savunma sanayine gelince hemen karşımıza istihbari durumlar çıkıyor. Yerden 600 kilometre yukarıda olunca uyduların ayak izi ve takım uydu dediğimiz için uyduların ayak izinde sürekli Türkiye'ye hizmet verirken bu uydular dünyanın ilgili yörüngesinde başka yerlerinde geziyor olacaklar. Dolayısıyla orada ne olduğunu istihbari özellikleri kapasitesi ve dahilinde aktaracaklar bize. Dolayısıyla bu önemli bir şey. İkincisi çok gündeme gelmedi ama hani takipçilerimizden ilgili olanları biliyorlardır. Sizin bir güvenlik ağınızın da olması gerekiyor. Terrestrial adını verdiğimiz yani yeryüzünden bağımsız. Bu uydu takım uydular vasıtasıyla biz bunu sürdürebiliyoruz. Yeryüzünden bir anlık işte altyapı eksikliği, herhangi bir sorun olması nedeniyle onlar kendi aralarında bu ağı belki diğer uydularla anlaşmalar dahilinde yaparak bizi gridden, şebekeden çıkartmadan da devam ettirebiliyorlar. Tabii bunu bizim kendi ordumuz için de düşündüğümüzde kendimize özel bir uzay ağımız olmuş oluyor. Şimdi bir ilginç bir şey daha söyleyeceğim Mücahit. Geçen bölümün kapanış kısmında temel bilimler söylemiştik. İşte burada uzay teknolojiniz varsa temel bilimlere yatırım yapıyorsunuz ama temel bilimler biliyorsunuz bir aile olarak geliyorlar. Yani kuantum mekaniksel süreçlerden tutun da işte kozmoloji ve astrofizik hepsi bir arada geliyor. Çünkü bir uyduyu oraya yerleştirdiğiniz onun başına gelen etkiler ya da orada yapacağınız ölçümler belki Fergani ilk aşamada bunları düşünmeyebilir ama muhtemelen bunlar da vizyonlarına girecekler. Bunlar bir araya geliyor. Yani siz bunu uzay için geliştiriyorsunuz. Ama etkilerini yeryüzünde görüyoruz. İşte Çin'in yaptığı iddia edilen bir kuantum şifreleme ağından bahsediyoruz. Yani siz bunu uydular için geliştiriyorsunuz. Ancak bunu yerde de kullanabiliyorsunuz. Yani bu da bizi savunma sanayinde bu teknolojilerin önünü açan, hızlandıran paralel kol olarak düşünülebilir. Şimdi ben bir tane de somut örneğinden bahsedeceğim. Hani dinleyenlerimiz de işte gündemde de bu aralar var malum. Eğer sizin yerden 400-500 kilometre yukarıda böyle uydularınız varsa ve bu özelliklerle donatılmışlarsa yer kürenin herhangi bir yerinden özellikle işte uzun menzilli ya da kıtalar arası bir balistik füze fırlatıldığında bu özelliklere sahipse, bu donanımlara sahipse anında görüyorsunuz. Tabii onu izlediğiniz an balistik olduğu için yörüngesini, yönelimini ve hızını tespit ediyorsunuz. Nereye düşeceğini önceden biliyorsunuz. Bu size çok büyük zaman kazandırıyor. Dinleyenlerimizin hafızasını tazeleyelim. Ortalama bir kıtalar arası balistik füzenin 5500 kilometre ve üstü olduğunu düşünürsek, hani böyle de bir niyetle fırlatıldığını düşünürsek, bu size cruise adını verdiğimiz yani seyir, uzaya çıkıp seyir ettiği o serbest düşmenin başladığı yerde yaklaşık 15-20 dakika kazandırıyor. Askeri düzlemde taktik sahada 15-20 dakika çok uzun bir süre. Dolayısıyla bunu hemen avantaja çevirebilirsiniz. Belki sizin yine inşallah olmaz ama bize denk gelecekse biz kendi önlemlerimizi almaya başlarız.
ya da bizim müttefiklerimizle ya da işbirliği içerisinde olduğumuz kurumlar, kuruluşlar ya da organizasyonlar varsa onlara haber verme şansınız olur. Yani çok önemli bir güç haline geliyor. Dolayısıyla hani ilk evvela belki ilk amacı bu olmayabilir ama kesinlikle böyle yan amaçları olan ve özellikle istihbari anlamda yani hem bize hem de karşı tarafın istihbaratını dengeleme ve düzenleme anlamında çok önemli bir yan etkisi olacağını düşünüyorum Cahit. Hocam peki bu teknolojiye sahip olduktan sonra yine vizyondan bahsetmiştik. Vizyon şu hocam, biz şu anda konumumuzu bulmak için GPS kullanıyoruz. Peki Türkiye'nin kendi küresel konumlandırma sistemine sahip olması bu uydulardan mı geçiyor? Bu uydulara sahipsek bu küresel konumlandırma sistemini gerçekleştirebilir miyiz? Soru bu şekilde. Kısa yanıt, hızlı yanıt evet. Bu artık şart. Hep biliyoruz yani işte Amerika'da GPS deniyor, işte Rusların GLONASS'ı var, Avrupa'nın Galileo'su var. Ya işte işler sarpa sardığında görüyoruz hepimiz. Yani vermiyor, etmiyor, eylemiyor. Yani bunlar hep olumsuz yüklemlerle derdimizi anlatmaya çalışıyoruz maalesef. Dolayısıyla bizim mutlak surette bir küresel konumlandırma sistemine ihtiyacımız var. Şimdi tabii böyle söyleyince şunu tekrar gündeme getirmek istiyoruz. Yani Türkiye'yi her zaman özneye almamız lazım. Sonuçta biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Türküz, bu anlamda bir problem yok ama bu teknolojiye sahip olduğunuzda bir önceki bölümde de değindiğimizi düşünüyorum. Bunu hizmet olarak verme kapasiteniz ortaya çıkıyor. Şimdi hizmet olarak verdiğinizde bu artık sadece sizin kullandığınız değil, sizin hizmet verdiğiniz, verdirdiğiniz ve uluslararası düzlemde ve siyasi anlamda bir koz olarak kullanabileceğiniz bir şeye dönüşüyor. Yani bunu böyle hani bizim olsun, sadece bizim olsun gibi düşünmemek lazım. Bunu yapabildiğiniz an dost ülkelere, çevre ülkelere ya da o anda müttefik olan ülkelere verdiğinizde böyle bir koz olarak da ortaya çıkıyor. Yani o yüzden bu farz. Yani bunu yapmak zorundayız. Yani yalnızca biz yerde gezelim işte arabamızdan yön bulalım diye değil. Senin de zaten ima ettiğini düşündüğüm gibi yani senin füzen artık bu sistemleri kullanarak kendisini kılavuzlayacak ve güdümleyecek. İşte senin uçakların artık bu sistemlerle kendisini düzeltecek ve hareket edecek. Yine çok bunu konuşmuştuk, çok kritik. Pek bu arada gündemde yok ama çok önemli. Uzay çağı ama bir de enerji çağı. Biliyorsunuz sondaj gemilerimiz var. Bunlar çok hassas sondaj işi yapmak lazım gelen cihazlar. Ve dediğim gibi yani bir delme işleminin $1,000,000 olduğunu, oradaki ufak sapmanın çok büyük maliyeti olduğu düşündüğümüzde hassas konumun bize ait olan bir yerde ne kadar büyük etkileri olacağını da bilmemiz lazım. Yani her alanda zaten sen de söyledin, bizim buna sahip olmamız gerekiyor Mücahit. Tabii ki başta savunma sanayi olmak üzere. Kesinlikle hocam. Bir de şöyle bir soru sormak istiyorum hocam. Şimdi takım uyduları konuştuk. Hem konum bulmak için işte meteoroloji için belki yardım dokunur. Bunun yanında işte denizcilik, lojistik birçok anlamda takım uyduların faydası var. Biz yine konuşmuştuk hocam. TürkSat 6A da göndermiştik uzaya. Şimdi bu soruyu sormak istiyorum aslında. TürkSat 6A ile bu takım uydular arasında bir fark var mıdır? Varsa nedir hocam? Basit, vardır. TürkSat 6A yekpare tek başına bulunan bir uydudur. İşte bizim haberleşme uydumuz diye geçiyor. Daha önceki uydularımız biliyorsunuz yayıncılık üzerine daha ağırlı olandı. Ancak TürkSat ailesinde özellikle işte 4A ve sonrasında yine yayın odaklı olmak üzere işte Göktürk uydumuzda gene artık biz gözlem yapabilme ve yüksek çözünürlüklü veri alma ve bunu değerlendirme aşamasına geçmiştik. Şimdi dolayısıyla birinci ayrım şu, o tek yekpare bir cihaz. Takım uydu ise bir takım gibi düşünün, futbol takımı gibi bir sürü oyuncusu olan, senkron hareket etmek zorunda olan bir uydu hizmeti ve uygulaması. Şimdi ama bir fark daha var Mücahit, şimdi bu çok önemli. Göktürk üzerinden örnek vereceğim. Göktürk uydusunu yörüngeye yerleştikten sonra Türkiye'nin çok yüksek çözünürlüklü, santim santim diyeceğimiz yüksek çözünürlüklü haritasını çıkartması için neredeyse 1,5-2 yıl gerekiyor. Neden? Göktürk'ün yetenekleri dahilinde Türkiye üzerinden geçtiği an yüksek çözünürlük alıyor ve çok böyle ince strip adını vermiş bir bandın, böyle küçücük bir şeridin yüksek çözünürlüklü verisini alıyor. Şimdi aynı yerden ikinci kere geçmesi için bir müddet zaman geçiyor ve çok dar. Dolayısıyla tek uydu gönderdiğinizde Türkiye'nin tamamını yüksek çözünürlüklü tek seferde alma şansınız yok. Ancak bir takım uydunuz varsa, takım uydu aileniz varsa, bunların her biri farklı, aynı yörünge düzleminde olabilir ama farklı şekilde tarama yaptıkları için çok hızlı bir şekilde 2 seneyi beklemeden bu veriyi elde ediyoruz. Şimdi yine dinleyenlerimize bunu aktaralım ya, bu sayı neden önemli? Yani bu günlere indirmek neden önemli? Şimdi sen 2 senede bir tarıyorsan Türkiye'yi yüksek çözünürlüklü, 2 senelik iklim değişikliğini takip edemiyorsan ekinlerimizin verimli olarak nereye, santim mertebesi nasıl aktarılacağını 2 sene geriden takip ediyorsun demek. Ve bu tabii bir dezavantaj. Bu teknolojimiz var gördüğünüz gibi. Seninle de yine daha önce konuşmuştuk. Bunu çok daha verimli hale getirmek için uğraşıyoruz şu an. Dolayısıyla takım uydular ya da bunların sayıca çoğalmasının en önemli avantajı bu Mücahit. Yani hem istihbari anlamda hem asıl amaçları olan işte ekolojik, ekosistem ve tarım faaliyetlerinin
optimize edilmesini, meteorolojik anlamda çok daha hızlı, verimli ve etkin müdahalelerin yapılabilmesini sağlayacak hıza erişmesi için bunların sayıca çoğalması ve muhtemelen senkron hareket etmesi gerekiyor ki işte bu da bizi zaten takım uydu konseptine getiriyor. Hocam bir de yine Fergani Uzay'ın web sitesini incelediğimde karşıma çok ilginç bir detay çıkmıştı. Bu detayı da sormak istiyorum size aslında. Q, K, S ve L bantlarında haberleşme sağlayabilecek diye bir ibare geçiyordu. Şimdi anlıyorum ki yukarıda yani o yörüngelerde 500 km, 600 km irtifalarda bu haberleşmeler kullanılıyor ki bunu vurgulamış. Peki bu bantlarda haberleşme tam olarak nasıl oluyor? Yani bunu direkt vurgulamasının sebebi ne aslında? Bu bir başarı olduğu için burada vurgulamış. Bu bantlarda haberleşme nasıl oluyor ve uydular nasıl birbirleriyle haberleşiyor? Bunu da sormak istiyorum hocam size. Şimdi Mücahit, dinleyenlerimizin çok teknik ayrıntıya boğulmadan eğer vermek istersek, malum kablosuz haberleşmenin temel prensiplerinden bir tanesi bunun elektromanyetik spektrum dahilinde olması çok çeşitli nedenlerden ötürü. İşte başta hız olmak üzere ve elektromanyetik spektrumda bazı frekansların bazı özelliklerinin diğerlerine göre daha öne çıkması nedeniyle. Şimdi siz 600 km yukarı uyduları koyduğunuzda iki tane haberleşme modu ortaya koyuyorsunuz. Bir yeryüzüyle haberleşme. Yani bu ne demek? Uzaydaki bir nesnenin işareti gönderdiğinde, elektromanyetik dalgayı gönderdiğinde uzayda vakumda hareket ediyor bir müddet. Ondan sonra ama atmosfere giriyor ve atmosfere girdikten sonra eş dağılımlı olmayan bir ortama giriyor. Yani neden? Atmosferin üstü aynı değil, atmosferin orta katmanı aynı değil, yeryüzü aynı değil. Hatta yeryüzüne bizim istediğimiz o son terminale, antene ulaşana kadar belki arada işte yanında göl var, deniz var, işte çiğ oluyor, nem oluyor, bulut oluyor. Yani gördüğünüz gibi oradan işareti gönderdiğinizde aşağı nihai hedefe ulaşırken elektromanyetik dalganın başına çok işler geliyor. Dolayısıyla bu birinci modda bizim bunu sağlıklı yapabilmemiz gerekiyor. İşte bu noktada elektromanyetik spektrumun bir grubu çok güzel tırnak içerisinde çok istenen özelliklere sahip. Dolayısıyla bunu yapıyor olmanız lazım. Ama ikinci modu da var. Yani bu uydular takım uydu oldukları için kendi aralarında da haberleşmesi lazım. Ve taşıdığı bilgi miktarları bunların korkunç. Yani bizim işte gündelik internet hızlarımızı düşündüğümüzde işte 100 megabitler, terabitlerden bahsediyoruz. Bunlar onlarca terabit veriyi çok hızlı aktarmak zorunda. Bu da otomatikman çok hızlı veri aktarımının bant genişliği adını verdiğimiz, yani işte bir su borusu gibi düşünelim. Yani uydular kendi aralarında çok daha büyük su borularıyla haberleşmeleri lazım ve sizin o su borularını oraya yerleştirmenize müsaade etmeniz lazım. Öyle kafanıza göre herhangi bir su borusunu herhangi bir yere yerleştiremiyorsunuz regülasyonlar nedeniyle. İşte o noktada bu teknolojiler gündeme geliyor. Yani uluslararası regülasyonlarda bunu yapacaksan bu bantlarda yapmanı istiyoruz gibi durumlar söz konusu. Ama ben bir üçüncü burada böyle tırnak içerisinde gizli bir şey daha söylüyorum. Ya bunu yazmanın ne önemi var? Ya evet, bunlar şu anda çok hazır araçlarla çok kolayca yapılabiliyor ama yerli ve milli teknoloji dediğimizde sözünü ettiğimiz frekanslar gigahertzlerin üst tarafında. Yani işte mikrodalganın da biraz orta ve üst katmanlarından bahsediyoruz. Yani 20 gigahertzler, 30 gigahertzler. Bu tarz haberleşme, yüksek frekanslı haberleşme diyoruz bunlara. Bizim elektronik alanında yüksek frekans tehlike demek, iyi değil demek. Yani çok istemediğimiz şeyler. Yani bunları orada yapıyor olmak, uzay bölgesinde yapıyor olmak, o cihazları burada sorunsuz çalıştırabiliyor olmak da bir yetenek göstergesi. O yüzden böyle bir vurguya ihtiyaç duyulduğunu düşünüyorum. Yoksa tabii ki regülasyonlar bunları öngörüyor. Çok fazla seçeneğiniz yok o anlamda. Kendiniz özel bantlarınız olabilir ama uluslararası regülasyonları ihlal edemezseniz tespit olursa çok büyük sorunlar olabilir. Dolayısıyla hani bunları yapabildiğimizi gösteriyoruz. Bunu uzayda yapabildiğimizi göstermek de çok önemli bir ayrıntı Mücahit. Çok teşekkürler hocam. Şimdi son olarak da şöyle bir soru sormak istiyorum. Biz yine işte çalışmalarımızda baktığımız zaman size söylemiştiniz. Böyle normal böyle mobil haberleşme için kullanılacak böyle işte baz istasyonları diyebileceğimiz sistemler böyle hubs'lar oluyor hocam. Bunları biliyorsunuz. Bu takım uyduları da aslında bunlara benzetebiliriz. Ya da benzetebilir miyiz, bunu soracağım aslında. Şimdi bu takım uydularla birlikte Türkiye'nin tamamen toprak bütünlüğünü böyle sardığımızı düşünelim. Biz bunları kullanarak telefonun çekmediği bir yerin olmamasını sağlayabilir miyiz? Hatta bunu iki açıdan ele almanızı isteyeceğim. Hem normal sivil vatandaşın telefonunu çekmesi ve kriptolu askeri hatların da belki sağlanabilmesi ya da bilmiyorum asker hangi hatları kullanıyor ama onların da detaylarını siz biliyorsunuz, artık ne kadar verebilirsiniz onu da size danışacağız. Bu noktada bu takım uyduların bize bu anlamda hem sivil hem askeri anlamda nasıl bir avantajı olacağını da sormak istiyorum hocam. Şimdi ben yine magazinsel bir şeyle başlayacağım. Ben tabii çok takip edemedim ama iPhone 14 ile beraber herhalde Apple duyurmuştu. Distress Signal adı verilen, yani acil durum çağrısını cep telefonundan bastığınızda, normal eğer şebekenin kapsama alanındaysanız zaten onu ulaştırırsınız ama şebekenin kapsama alanının olmadığı bir yerde
böyle işte coğrafi olarak çok zor bir bölgede kalındığı ya da işte bir sorun nedeniyle orada bulunduğu nedeniyle düşünüldüğünde bu senaryoda iPhone bunu 14'le diye hatırlıyorum. Yanlışsa düzeltirsiniz aşağıda. O işte çağrı işaretini alıp uydu sistemine gönderip onu şebekeye başka yönden işte dolaştırarak diyelim sokabilme özelliğiyle geldi. Yani bu belki anlık olarak sürekli bir cep telefonu şebekesine sahip olabileceğiniz anlamına gelmiyor bugün ama yakında bunun olacağının işaretini işte iPhone'un işte ilgili modelinin ve sonrasında bunu artık görüyoruz. Yani bunun acil durum çağrısı olarak uydu sisteminin kullanabileceği bir yere doğru zaten ulaşmış durumdayız. Muhtemelen onun önüne açılacak. Sivil kullanım için böyle. Ancak senin de söylediğin gibi genelde ben hatırlıyorum yine lisans dönemimde işte 2000'li yılları düşündüğümüzde Iridium adı verilen daha bu işlerin atası sayılabilecek bir takım uydu fikri ortaya atıldı zaten. Hatta bunun Güney Afrika'dan fırlatıldı diye hatırlıyorum. Yine yanlışsa düzeltirsiniz. Böyle 50 tane, 60 tane, 70 tane uydu fırlatıldı ancak o zaman galiba teknoloji buna hazır değildi. İnternetin durumu düşünüldüğünde bu çok tutmadı diyeceğim ve ben Iridium Network diyorlar buna. Iridium şebekesi diyorlar. Şirketin adı da Iridium'du. İşte hatta sayı da oradan geliyor. İşte Iridium'un atom numarası 67 de olabilir. Onu düzeltirsiniz. Hani o yüzden Iridium adını seçtiklerini hatırlıyorum. Gönderildi ve bunlar dolaşmaya başladılar. Ancak o günkü market, o günkü pazar buna elverişli olmadığı için şirket batar gibi oldu. Şimdi niye bunu söylüyorum? Amerikan hükümeti bu çabayı bir süre sonra, aradan bir süre geçtikten sonra çok ciddi bir para pompalamasıyla tekrar ayağa kaldırdılar. Ve şu an çok şaşırdım ben de. Iridium'un bu anlamda hala yukarıda bir takım uydusu, ailesi var. Ve bize, ilgili birimlerimize, yani Türkler de olabilir, başka ülkelerde de olabilir, bu hizmeti verdiğini biliyoruz uydu telefonları vasıtasıyla. Şimdi bu niye önemli? Bunu zaten sormuştun. Şimdi bizim bir takım uydumuz varsa, takım uydularımız varsa öyle diyelim. Bunlarla az önce sözünü ettiğimiz bu şebekenin şu anda belki değil ama çok yakın gelecekte hücresel haberleşmeye bizi sokacak. Hücresel haberleşmenin kendisi olamaz. Çünkü mesafeden ötürü gecikme gereksinimlerini karşılamayacaktır bu ama şebekeye bağlı kalma ve acil durum uyarılarını en azından konumlandırma sistemiyle birlikte verebilmesi çok büyük avantaj olacak Mücahit. Bu sivil kullanım. Bunun askeri kullanımı da zaten ortada. Çeşitli coğrafi zorluklar olan ve güvenlik nedenleriyle hücresel kapsamanın olduğu ya da olmasını istemediğimiz yerlerde bizim bu uydu telefonlarıyla işte ilgili birimlerimizin, istihbarat unsurlarımızın ya da askerlerimizin, komutanlarımızın burada haberleşme yapması gerekiyor. Hatta işte bir güncel uygulamadan da bahsedeyim. Özellikle bazı yerlere zor ulaşılıp oralara ilgili konuşlandırmalar yapıldıktan sonra istihbari bilginin zamanla değişmesinden mütevellit mission profile adını vermiş, görev profillerinin anında güncellenmesi gerekebilir. İşte az önce mesela sözünü ettik. Bir kıtalar arası balistik füze fırlatıldı ve bir şekilde yörüngesinin ve yöneliminin bize doğru geldiği bilgisi ortaya çıktı. Şimdi oradaki o lançerlere doğrudan askerimizi göndermek doğru olmayabilir. O kadar zamanımız olmayabilir. Dolayısıyla bu sisteminiz varsa bunlara elverişli teçhizatlarla, donanımlarla bu görev profilini uydu vasıtasıyla hızlıca yükleyip ilgili önlemleri alma şansı gündeme geliyor. Yani dolayısıyla uydu teknolojisi, özellikle takım uydu teknolojisi, uydu telefonları, başka hizmetler de haberleşme, sivil ve askeri taktik saha çok önemli bir ayrıntı Mücahit. Yani dolayısıyla Fergen'in de yine bunları da hesaba katarak bu işlere girdiğini ve bunların da geliştirilmesini yapıldığını düşünüyorum. Çok teşekkürler hocam. Bugün yine Fergani Uzay şirketi adı altında çalışılan bu teknolojileri, projeleri konuşmuş olduk. Teknik detayları inmiş olduk. Ağzına sağlık hocam. Katılmış olduğunuz için ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Mücahit. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşça kalın.